için diyelim. Ersoy Kazancı'dan notları aldık. Şimdi otomotiv sektörünü masaya yatıracağız ve aslında zannediyorum ki son zamanlarda bir daralma beklentisi var. Avrupa pazarına bu yansıyor mu? Türkiye'de neden böyle bir daralma beklentisi var? Öte yandan bakıldığında ikinci el tarafında lüks otomotiv pazarında son gelişmeler neler? Hepsini değerlendireceğiz. Essence Motors Genel Müdürü bugün bizimle, Ferhat Albayrak. Hoş geldiniz. Hoş Ferhat Bey. Sohbetimize başlamadan önce isterseniz bir ODD rakamlarına bakalım. Nisan ayında nasıl rakamlar gelmiş? Sonrasında Mayıs beklentilerini ve sektörde masaya yatıracağız. Otomotiv sektöründe satışlar gerilemeye devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Mart'ta %11 gerileyen otomobil ve hafif ticari araç satışları, Nisan'da da %10.48 geriledi. Nisan'da satış rakamı 79 bin olurken 4 aylık toplam satış 232 bin oldu. Otomobilde ise satışlar daha fazla azaldı. Nisan'da otomobil satışları %11.61 düşerken, hafif ticari araç satışları %6.64 gerilemiş durumda. İlk 4 ayda ise otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %10.12 azalarak 173.961 adet oldu. Evet, son rakamlar böyle. Önce isterseniz Nisan rakamlarını değerlendirerek başlayalım. Siz nasıl gördünüz? Hem ilk çeyrek nasıl geçti, hem de bakıldığında aslında ikinci çeyreğe nasıl başladık satışlardan? Tabii. Öncelikle 2015-2016 yılları bildiğiniz gibi otomobil sektörü için rekor yılları. Sektörün 1 milyonu ilk defa geçtiği yıllar. 2017'de böyle bir rekor yılın ardından geldiği için de otomatik olarak tabii baz efekti onlarla karşılaştırılarak gerçekleşiyor. Ama bildiğiniz gibi Aralık ayında gerçekleşen bir ÖTV artışı, sonra Ekim ayından beri başlayan TL'nin Euro ve Dolar'daki kayıpları, bunlar hep satışların maliyetlerinin artmasına sebep oldu. Pazarın da yaklaşık %60'ı ithal otomobil olduğu için de doğal olarak fiyatların %25, %30 bazen yükselmesine sebep oldu. O da satış rakamlarına, yansıdı. Zaten Aralık ayında da bütün değerlendirmeler sektörün 2017'de %15'e yakın daralacağını gösteriyordu. Ancak Nisan ayının rakamlarını değerlendirdiğimiz zaman şöyle bir istatistiği göz önünde bulundurmamız lazım. Aslında hala kayıp oranları %12 rekor yılının ardından bir yıl için çok yüksek gözükmüyor. Ama burada önemli bir gösterge Mayıs ayı olacak. Çünkü Mayıs ayında 2016 yılında büyük bir yükseliş var. 93 bin bir pazar var. Biraz mevsimsellik etkisi var mı? Mayıs'ta genelde artıyor mu? Şöyle, tabii Mayıs zaten her zaman Mayıs ve Aralık en iyi ay olur satışların. Ama 2016'da Mayıs'ın ilave bir artısı var. Bu sebepten dolayı Mayıs ayında bence satışların %15, %16, bazen %20'ye varan düşüşlerini göreceğimizi düşünüyorum. Bütün bu negatif... Mayıs'ta düşüş olacak. Tabii daha da yükseleceğini düşünüyorum. Şöyle, üstelik Mayıs ayında satışlar kuvvetli olmasına rağmen Mayıs ayı rakamlarında erozyonu göreceğiz. Çünkü 2016 çok kuvvetli bir Mayıs var. Şimdi 2016'nın ilk 4 ayını 2015'le karşılaştığımız zaman, çünkü ikisi de aynı adetlere yıllık sahip bazen. Seneler. 2016'nın ilk 4 ayı 2015'ten daha kötü. Şimdi biz daha kötü olan bir yılı hep baz alıyoruz. Şimdi 2016'nın Mayıs'ı 2015'ten çok daha iyi. %13 daha iyi. 93 bin satışa karşılık 81 binlik satış var. Şimdi bizim Nisan'da 75 binlik bir satışımız oldu. Bu bağlamda Mayıs'ın çok kuvvetli gelmesi lazım ki gene %11-12'lik düşüşü, %10'luk düşüşü tutturabilirim. Ama siz öyle olacağını düşünmüyorum. Baz efekti devreye girecek Mayıs'ta bu sefer. Pozitif baz efekti devreye girecek ve Mayıs rakamları daha kötü çıkacağını öngörüyorum. Burada sektörün bütün bu negatif efektlere rağmen hala canlı ve sağlıklı olmaya yönelik adımları da görüyorum. Mesela ikinci el gibi. İkinci el birebir sıfır otomobillerle bağlantılı bir sektör bildiğiniz gibi. Ve sıfır satışlarının trendi ikinci ele genelde... ters efekt olarak yansıyor. Şu anda da ikinci el satışları geçen sene %6.3 artmıştı. 4.6 milyonluk bir pazardı. Bu sene de ilk 4 ay rakamları gene %5'lik bir artışı gösteriyor. Ki aslında bu %5'lik artış bana göre düşük. Yani biz SS Motors olarak premium ikinci elde faaliyet gösteren bir firma olduğumuz için pazarı çok yakından takip edebiliyoruz. Pazarda şu anda gereğinden fazla bir kar beklentisi sebebiyle ikinci el rakamların
birazcık yükselmesi söz konusu. Bu sebepten dolayı da artış %5'te kalıyor. Aslında bu artışın %10, %13, %15'lere varan bir artış söz konusu olması lazım. İkinci el pazarında bu daralma yansıyor, doğru mu anlıyorum? Aslında ikinci el pazarında bir daralma yok ama yükselişin daralması var. Anladım. Yani yükseliş var ama geçtiğimiz yıla kıyaslandı yükseliş ivme kaybetti. Evet. Evet. Aslında ki sıfır fiyatların artması ikinci el olan talebi arttırır. Burada evet, ikinci elin fiyatları daha da yukarı çıktığı için, yani şöyle söyleyeyim. Ortalama sıfır otomobil satışlarının fiyatları %15 artıyorsa ikinci elinde artışın %10 ya da 12 civarı olması lazım rakam olarak. Burada kar beklentileri %20-25'e çıktığı için fiyatlar yukarıya çıktı. Fiyatlar yukarıya çıktığı için de talep azalıyor. Peki şunu da sorayım. Bu otomatik satışında iç talep ve dış talep diye ikiye ayıracak olursak nasıl görüyorsunuz o cepheyi? Yani, çünkü biliyoruz ki otomotiv pazarı Türkiye için oldukça önemli, önemli bir ihracat pazarı. Avrupa'nın talebi çok kuvvetli bu anlamda bakıldığında. Tabii bizim de Avrupa'nın otomotiv ihracatımız yüksek. Gerçi karşılıklı bir alışveriş var ama o şekilde de değerlendirelim. Hem yurt dışı satışlar hem yurt dışı satışlar olarak. Şimdi Türkiye mükemmel bir otomotiv pazarı. Avrupa'nın en büyük 6. pazarı. İhracat her sene rekor kırıyor. Geçen sene bizim ihracatımız yıllık ihracatın %18'iydi. Bu sene daha da yukarılara çıkacak. İlk 4 ay rakamları zaten ihracatta geçen senenin de üstüne çıktı. Amerika'ya en çok ihraç edilen mal mesela otomobil. Almanya bildiğiniz gibi en önemli pazarlarımızdan biri. O yüzden ihracat tarafında hiç problem yok. Biz 1,5 milyon araç üretip satıyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. Türkiye'nin ciddi anlamda iyi bir otomotiv merkezi üreticisi konumunda kalması için kendi pazarının çok dinamik olması lazım. Yani sizin pazarınızın daraldığı bir noktada yabancı bir yatırımcı gidip burada çok daha yüksek montanlı bir fabrika kurması ya da fabrikasının kapasitesini arttırması orta ve uzun vadede mümkün değildir. Kısa vadede belki mümkün olabilir ama önce iç talep canlı olacak ve içerideki pazar iyi olacak ki yabancı yatırım yapsın. İç talep de zaten 10 senedir aşağı yukarı hep aynı rakamlar. Yani biz 10 sene önce de 800 binli adetleri konuşuyorduk. 1 milyonu 10 sene sonra gördük. Şimdi Türkiye'nin 2 milyonluk bir pazar olduğunu düşünün. Şu anda Almanya 1 numaralı, Avrupa'nın pazarı 3,6 milyonluk bir pazar. Türkiye 2 milyonluk bir pazar olduğunda buraya yapılacak yatırımların sayısı, buradaki ihracatın yükselişi 1,5-3'e çıkmaz, 1,5-5'e çıkar benim kanımca. Yani şöyle söyleyeyim. 100 binlik bir lokal pazarı olan bir ülkeye siz gidip de 1 milyonluk araç üretimi yapacak bir yatırım yapmazsınız. Her ne kadar lojistiği çok iyi, işçiliği çok iyi, maliyetleri çok düşük diye düşünseniz de. O yüzden bunların hepsi birbirine paralel. Peki şunu da sorayım. Şimdi az önce biraz değindik ama böyle maddeler halinde sıralayalım beraber Ferhat Bey. Şimdi ÖTV düzenlemesi dedik, işte kur artışı dedik, işte talep yetersiz. Bunlardan hangisinin siz 2017'nin ikinci yarısında düzelmesini bekliyorsunuz? Hangisi daha kötüye gidecek? Yani biz en çok otomotiv satışları üzerinde olumlu ve olumsuz neleri gözlemleyeceğiz? Hangi etkileri? Öncelikle kurda çok dramatik değişiklikler olduğunu düşünmüyorum. Olacağını düşünmüyorum. Sepete mi bakıyoruz? Aslında euro doların nereye aslında, geldiği de ne yazık ki sepete bakıyoruz. Aslında bizim bakmamız gereken euro. Çünkü otomobil satışları Amerika'dan ithal edilen araçların zaten resmi distribütör bazında herhangi bir hareketi yok. İthal edilen araçların hepsi euro. Euro lirasının nereye geldiği aslında bizi ilgilendiriyor. Ama tabii genel olarak tüketici bakışı da her zaman sepete dikkat ediyor, dolara dikkat ediyor. Kur tarafında bence en önemli şey kurun yükselmesi ya da alçalması değil, sabit kalması. Yani kur 5 lira da olur, 3 lira da olur. Efendim? Öngörülebilirliğin daha yüksek aynen olması öyle lazım. Yani kur 5 lira olsun, 6 ay 5 lira olsun, o zaman gene bir talep belli bir yere oturuyor. Ama sürekli dalgalanma bu hemen talebin bir anda çekilmesine sebep oluyor. Tasarrufa ya da harcamaya karar verilmesi zor oluyor böyle bir. Şimdi benim öngörüm şu anda sene sonuna kadar kurda dramatik bir yükseliş olmayacak. ÖTV tarafında da zaten hükümet nezdinde hiçbir zaman bir vergiyle ilgili bir teşvik ya da vergiyle ilgili bir sübvansiyon açıklamaları duymadık. Zaten böyle bir şey de bugüne kadar olmadı. Sadece hurda otomobil teşvikleri dışında. Orada da bir vergi tarafında bir pozitif ivme olacağını düşünmüyorum. Geri kalıyor bu markaların kendilerinin karlarından ya da rakamlarından fedakarlık edip biraz daha iskontoları yükseltip talebi bir şekilde canlandırma. Ben ikinci yarıda özellikle son çeyrekte bunun olacağını düşünüyorum. Çünkü öyle ya da böyle
Otomobil dediğiniz sadece bir otomobil değil, bu bir ekosistem. Bunun bir sürü farklı beslenen diğer alt sektörleri de var. Bu sektörleri de canlı tutmak için işte ikinci el filo satışları, satış sonrası, servisler, bunların hepsi, lastik firmalar, hepsi bir ekosistem. Ne kadar çok otomobil satılırsa onlar da bu kadar beslenecek. Bu bağlamda da bu adetler her ne kadar karlılığı düşüyor olsa da ya da düşecek olsa da bu ekosisteme gene bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Ben son çeyrekte firmaların iskonto iştahına göre satışların geçen seneye göre bir çıt daha yani şu andaki negatif durumun bir çıt daha azalacağını öngörüyorum. O da maksimum gene %10'da kalır diye düşünüyorum negatif olarak. Bir yandan da faizleri tartışıyoruz. Çünkü evet. Aslında işte mevduat faizinin ne kadar yükseldiği haberleri var her yerde. İşte evet. Biliyoruz ki %14, hatta bazı bankalar ve tabii mevduat normuna göre %15'lerin üzerine de çıkıyor bu rakam. Şimdi Ferhat Bey, şöyle bir durum var. Yani biz mevduat faizinin yükselişini konuşuyoruz ama her ya da geç o kredi maliyetlerini de etkiliyor. Doğru. Tüketici kredilerini, konutu, otomotivi. Otomotiv kredileri özelinde önümüzdeki dönemde kredi faizlerinde bir artış olacak mı? Otomotiv kredilerinde talebe bakma fırsatınız oldu mu ve gözlemleyebildiğiniz kadarıyla ne kadarlık kredi kullanılarak otomotiv alınıyor, ne kadarlık daha çok cash krediye ihtiyaç duymadan pazarda alınıyor? Orada şöyle enteresan bir istatistik var. Bir kere otomobil satışlarının yaklaşık %90'ı kredili. Ama bu %90 satışında %'ye yaklaşık 48'i bankalar tarafından veriliyor. Yani aslında %40, 52'si, 53'ü firmaların kendi tüketici finansman şirketleri tarafından veriliyor. Burada da tüketici finansman şirketleri bu verilecek kredinin bedelini bankalardan satın alıyor. Yani aslında pazarın %52'sini finanse eden firmalar bankalardan parayı satın alıp müşterilerine satıyor. Doğru. Yani daha pahalıya satıyor aslında. Yani bu aslında kredide fiyat elastikiyetinin olmadığını gösteriyor. Doğru. Bu bağlamdan dolayı kredilerde de gene dramatik bir yükseliş olmadığı sürece bu satışlara bir negatif etkisi olmayacak. Çünkü showroom'a kredilerde giren... Krediler yükselirse muhakkak etkisi oluyor. Etkisi oluyor ama burada konuştuğumuz yarım puan, bir puan bir etki oluşturmuyor. Ciddi bir yükselişten bahsedersek. Düşünün zaten pazarın bir numaralı oyuncusu bankadan daha pahalıya satarak bir numaralı. Yani fiyat elastikiyeti yok. Burada önemli olan müşteri showroom'a girer girmez yarım saat içinde otomobili alıp gitsin. Onun için de finansman şirketi biz sizin sadece bir TC kimliğinizi alarak zaten size yarım saatte finansmanınızı sağlıyoruz diyor. Aslında çok enteresan ama böyle enteresan bir ses var. Orada aslında belki de bir düzenleme gerekiyor. Onu da konuşuruz. Lüks segment pazarı, ikinci elle ilgili de birkaç soru var. Birazdan onları da yönlendireceğim size. Ama bir bağlantımız olacak. Biliyoruz ki bugün OPEC toplantısına kilitlendi dünyanın gözü. O taraftaki arz ve talebi etkileyecek önemli kararlar alınacak. Özellikle arzla ilgili vade uzatılacak mı? Şimdi Pamuk'a Gorgon'a gidiyoruz. Colin Smith olacak petrol analisti karşımızda. Hi Mr. Smith, welcome on show. Merhaba Sayın Smith, programımıza hoş geldiniz. My first question, ilk sorum OPEC bakanları üretim kesintisini konuşmak için toplandılar. Sizin beklentiniz nedir? Bence şurası çok net. Bence bir uzatma olacak ve Ortak Bakanlar Komitesi'nin tavsiyelerine istinaden ilk başta söylendiği gibi 6 değil 9 ayda olacak ve bu sonucu bekliyoruz. Ve aynı zamanda dünya petrol üretimi ve petrol talebi gibi başlıklarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şu andaki son denge nedir talep ve üretim arasında? Eğer elimizdeki mevcut verilere ve mevcut öngörülere bakacak olursak günde 1 milyon varil bir eksiklik var piyasalarda ve bunun sebebi de fiyatlardaki son değişiklik iki kaynaktan geliyor. Birincisi envanterleri kolay düşebileceği seviyelere düştüğünü görmedik. Piyasa bunu olması gereken yerde olmadığını görüyor. İkincisi de devam eden hızlı artış üretimde, ABD'nin süre gelen artışı üretimde. Son sorum da şu olacak. Siz ABD
petrol üretiminin artacağını düşünüyor musunuz ve bunun da petrol fiyatlarını etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Bence kaya petrolü üretimi artmaya devam edecek ve burada ciddi bir olasılık olduğunu düşünüyorum fiyatların artmasına yönelik olarak. Acaba ABD petrol üretimi de şimdiye kadar olduğu gibi hızlı artacak mı? Bence asıl soru bu. Çünkü en önemli kaya havzalarından bir tanesinde burada kaya gazı ve kaya petrol üretimi artalı beri gördüğümüz en büyük etkinlik oradaydı. Acaba ılımlı mı gidecek? Eğer piyasa bunun böyle olduğunu düşünürse çok rahatlayacak ve ABD'den piyasayı boğacak kadar 2014'te olduğu gibi çok bir üretim görmeyecek. Peki sizin petrol fiyatı beklentiniz nedir bu yıl için? Öngörünüz nedir? Bu yıl 60'ı düşünüyoruz. Çünkü bu yaklaşık 54 gibi bir ortalamayı öngörmüştük ama OPEC'in kararlarıyla ve gördüğümüz dengesizlikle şimdiki noktadan çok oynayacağını düşünmüyoruz. Teşekkürler programımıza katıldığınız için Sayın Smith. Evet, OPEC öncesindeki beklentiler böyle. 9 aylık biraz kısıntısı beklentisi var. 60 dolar ise burada önemli olacak. Yıl sonuna dair beklentiler de bu şekilde şekilleniyor. Bugün içerisinde OPEC kararını ve OPEC kararı ardından petrol fiyatlarındaki etkisini de konuşacağız. Biz otomotiv sektörüne geri dönelim. Soruları yönlendireyim size Ferhat Bey. Şimdi deniliyor ki özellikle ikinci el tarafındaki fiyatlardaki artış ikinci yarıda daha agresif bir şekilde gözlemlenir mi? Siz hani eğer otomotiv satın alacaklar için, ikinci el pazardan alacaklar için hani hangi vadeyi öneriyorsunuz? Ne zaman pazarı kollamak lazım? Bence ikinci yarıda ikinci el fiyatları yükselmeyecek. Çünkü şu anda bir fiyatların yükseleceğine dair bir ilave bir marj söz konusu. Bu marjlar da gerçekleşmediği için, satışlarda da aynı hız gerçekleşmediği için fiyatlarda yükseliş trendi duracak diye düşünüyorum ve ikinci yarıda ikinci el satışlarının penetrasyonunun artacağını düşünüyorum. Peki son birkaç dakika içerisinde lüks segment pazarını da konuşalım isterseniz. O tarafta bir gelişme var mı? Pazar daralıyor mu? Hem bu yıl için hem önümüzdeki yıl için ne gibi beklentiler var? Şu andaki mevcut vergilendirme sistemine göre zaten 2 litre ve üstü araçlarda çok yüksek %160'lık bir ÖTV söz konusu. Bu ÖTV'nin sonuçları da zaten ilk 4 ayda daha da ortaya çıktı. İlk 4 ayda 2 litre ve üstü araçların satışları %46 düştü. Bizim lüksten anladığımız 2 litre ve üstü araçlar. Yani SS Motors olarak da üzerinde durduğumuz lüks araç diye adlandırdığımız araçlar bunlar. Ve bu %46 düşüşü biraz daha sayıcı hale getirirsek 699 araçtan bahsediyoruz. Pazarda ilk 4 ayda 173 bin araç satıldı. Sadece 699 tanesi 2 litre ve üstü. Yani bu zaten 2 litre ve üstü lüks segmentin çok düşük performansla seyrettiğini gösteriyor. Bu ileriki dönemlerde de bu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. Çünkü çok yüksek bir vergilendirme olduğu için pazar otomatik olarak 2 litre altına, hatta 1.6 litre ve altına iniyor. Zaten sektördeki lüks otomobil üreticileri de dünyadaki motor hacimlerin düşürme anlayışından ve gidişatından dolayı da büyük kasalı otomobillere küçük motorları koyup onları aşırı besremeyle güçlendirip tüketicilere sunuyorlar. Bu bağlamdan dolayı da 5 metrelik bir otomobille 1.6 litrelik motorları artık çok sık görüyoruz. Hatta büyük SUV'lerde bunu çok sık görüyoruz. O yüzden bildiğimiz gerçek anlamda lüks dediğiniz zaman önümüzdeki dönemde de düşmeye devam edeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve görüşlerinizi paylaştığınız için diyelim. SS Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak'ı ağırladık bugün sektör raporunda. Bloomberg HT'den yayınlarımız devam edecek. Bugün oldukça önemli bir gün. FED son aktarını karşıladık ama içeride Borsa İstanbul tarafındaki düşüş sürüyor. Holdingler oldukça önemli. Koç ve Sabancı. OPEC hikayesi, petrol fiyatlarını konuşacağız. O yüzden bizi izlemeye devam edin diyelim. Birazdan da Minoz'un Focus programıyla karşınızda olacak efendim.